Efendim merhabalar, Nemanyoluk'a hoş geldiniz. E, Tabi herkes Prigozhin'in ölümünü konuşuyor Rusya'da. Hakikaten de son yıllarda ki en enteresan olaylardan biri yaşandı. Wagner ordusunun başındaki Prigozhin'i taşıyan uçak, özel jet düştü. Ve Prigozhin'in de içinde olduğu tespit edildi. Peki Prigozhin olayı ne? 24 Haziran'da, takvim yaprakları 24 Haziran'ı gösterdiğinde... Prigozhin bir darbe yapmaya çalışmıştı Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve işte bu darbenin e, diyeti 2 ay sonra prigojinin ölümüyle bitti diyebiliriz. Tabi çeşitli iddialar var Moskova yakınlarındaki Tver'e düştü özel uçak uçağın düşmesinin ardından da 10 kişinin öldüğü belirtildi ve içinde ...Prigoji'nin de olduğu belirtildi. E, bu görüntü değil de bir sonraki görüntüyü... ...verin arkadaşlar. Birazdan bunu da izleyeceğiz arkamdakine. Evet. Uçak düşme görüntüleri bu. Bunu da kelebekte verin istiyorsanız. E, tabii... E, ...çok açıkça... ...olay ilk yaşandığı... ...andan itibaren tüm Rus... ...televizyonlarında, tüm Rus... ...internet sitelerinde... ...bu görüntüler dönmeye başladı. Prigoji'nin öldüğü hemen anlatıldı. Yani hani bir üstü kapanmadı... Çok açık açık. Göstere göstere. Prigojin öldü denildi. Şimdi tabi burada e, akla çok farklı sorular geliyor. Acaba Rus devleti mi yaptı deniliyor yoksa kimileri Amerikan devleti yaptı diyen var. Bu e, Ukrayna yaptı diyenler var ama şu bir gerçek herhalde. O yaşanılan darbenin bedeli Rus devleti tarafından Prigojin'e ödetildi. Tabi gasp dolayısıyla 10 yıl hapis yapmıştı daha önce Prigojin. E, Vladimir Putin'in özel şefiydi biliyorsunuz. E, suç dünyasında suç dünyasıyla çok yakınlaşmıştı. Restoran zincirlerinden özel şirketlere kadar her şey vardı. Yani Wagner ordusunu şöyle düşünün. Paralı askerler ve bu paralı askerler gün geliyor size e, birden kalkınıyor ve diyor ki biz Moskova'ya kadar yürüyeceğiz. İşte 24 Haziran olayı bu. Moskova'ya kadar yürüyeceklerini söylemişlerdi. İşte tanklar yola çıkmıştı. Bazı Rus şehirlerinden geçmişlerdi. Görüntüyü değiştirin arkadaşlar. Rus şehirlerinden geçmişlerdi ve tabi bu ya acaba Rus devleti zayıfladı mı sorusunu akıllara getirmişti. Şimdi bakın bu görüntü çok önemli. Burada Putin dün olay gerçekleşmeden birkaç saat önce saatiyle bakın Sanki saat solundaymış gibi ama saat yok. Solundaymış gibi bakıyor, bakın, bakıyor ve devam ediyor. Ee, bunun iddiaya göre Rus istihbaratına bir mesaj niteliği taşıdığı ve harekete geçin şeklinde bir mesaj olarak sosyal medyada dolaşan iddiaları ben dile getiriyorum. Bu şekilde bir iddia var. Yoksa saati sağ kolunda Putin'in. Sağ kolunda olduğunu da biliyor Putin. Ama bakın sol koluna saatine bakıyor gibi. Bunun bir mesaj taşıdığı iddia ediliyor. Şimdi bir sonraki görüntüye geçin arkadaşlar. Tabi olayın ardından çok şey konuşuluyor. Bu da olayın ardından Wagner ordusundan gelen ilk video. Prigozhin'in öldüğü netleşti. Prigozhin ölümünün ardından Wagner ordusundan birileri işte yüzlerini kapatarak bir video yayınladı. Moskova'ya geliyoruz şeklinde. Yani bu da enteresan bir olay. Wagner ordusunun yeniden ayaklanacağı iddiaları arasında. Yeniden ayaklanır mı? Bu gücü var mı? Artık yok. Zaten sadece Prigojin ölmedi. Prigojin'in yardımcısı. Ve bu 24 Haziran ayaklanmasında görev alan e, 10 kişi de hepsi 24 Haziran ayaklanmasında görev almıştı. Ve biz iki gün önce Prigojin'in e, Afrika'da olduğunu düşünüyorduk. Belki de Afrikadaydı çağrıldı, bir görüşme yapıldı... ...ve arkasından hava savunma sistemleriyle... infilak etti uçak. E, Nijer'deki... ...darbenin... ...arkasında Wagner... ...ordusunun olduğu iddia ediliyordu. Biliyorsunuz Nijer'de, Orta Afrika'da... ...bir darbe gerçekleşti... ...ve şimdi işte Nijerya... ...Nijer'e... ...askeri müdahalede bulunacağını söylüyor... E, ...ama Nijer'deki... ...darbenin arkasında... Rusya'nın yani Wagner ordusunun olduğu söyleniyor. Ee, var mıdır yok mudur bu kesin değilken Wagner'in başındaki prigojin bir video yayınladı ve Afrika'da olduğunu söyledi. Bu videodan 48 saat sonra ölüm haberi geldi. Ee, enteresan olaylar peş peşe baktığınızda. Tabi akıllara hemen şu en baştaki Putin videosu vardı arkadaşlar onu ekrana getirin. Putin'in özel aşçısıydı biliyorsunuz. Heh, bunun sesini de açın sesi de varsa. Ekrana bir verin. Tam ekran bir izleyelim onu. Sesini açın. Yok herhalde sesi. Şimdi bakın affetmek mümkün müdür diyor. Evet. Ne ama, ne her şey şey değil, şey diyor. ama her şey değil diyor. Şey o her şey olmayan şey de ihanet. Affetmek mümkün da. müdür sizin için diyor Putin. Evet diyor. Ne ama ne her şey ne değil. Ne Affedilemeyen ne yani. ne nedir diye soruyor Putin de ihanet yanıtını da. veriyor. Yani Putin ne 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 şey Zaten biliyorsunuz ki işte. bu konularda çok, gelebilirsiniz arkadaşlar, çok e, sert bir tutumu vardır ve de e, sadece affetmeyeceğim her şeyi affederim ama affetmeyeceğim şey ihanettir cevabını veriyor. Bu video şimdi tabi viral olmuş durumda. E, olay gerçekleştiği sırada Putin'de bir davette gayet keyifli görüntüleri var. E, aslında hani devlet, devletse biliyorum bu, bu tutumumu belki eleştirecekler olacaktır. Hakikaten de ona ihanet edeni cezasını bırakmamalı. Ona ihanet edene cezalandırmalı. Ee, biz keşke Türkiye FETÖ'cülere e, bir takım ağır cezalar uygulayabilse. E, bugün işte ee, neler olduğunu neler bittiğini hepiniz görüyorsunuz ve bakalım şimdi bundan sonra Ruslar e, nasıl hamleler yapacaklar tabii Wagner ordusu e, dağıtılmayacaktır ama oraya yeni bir kişi liderlik edecektir çünkü Wagner e, Rusya için önemli Libya'da görev aldılar Afrika'da görev alıyorlar e, işte Ukrayna'da görev alıyorlar e, işte Amerika'nın Blackwater'ı vardır onun gibi bir ordu parayla Askerlerin görev aldığı bir yer ama e, darbe, ayaklanma, ihanet e, kesinlikle yanıtsız bırakılmadı. Peki bu konulardan şimdi Reşide bir takım görüntüler vardı. Bunu bize günlerdir soruyorsunuz bu görüntülere. E, şu verin bakalım arkadaşlar o uçak görüntülerini falan. Şimdi biliyorsunuz Amerika'ya bir gemi geldi. E, bu değil arkadaşlar. Amerika'ya bir gemi geldi biliyorsunuz. E, bu geminin ardından da Geçen günde NATO 12 isimli bir uçak Nevşehir ve Kayseri semalarında uzun süre şu şekilde yuvarlaklar çizdi. Bakın bu şekilde. Bunun bir radar görüntüsü de var. O radar görüntüsünü de evet. Bu e, evet. Şimdi bu Murat Akan'ın tweetinden alıntıdır. Sorduğumuz sorudur. İşte Murat Akan diyor ki yahu bunlar hep mi tesadüf arkadaş? Amerikan gemisi İstanbul'a demirler 11 yılda deprem olur Maraş depremini hatırlatıyor. NATO 12 koduyla Kayseri üzerinde 5 saat uçar Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem olur. Bu video çekildiği sırada Malatya'da da Kayseri'de de yine depremler oldu. Tabi biz budur şudur diye hemen bunun sebebini söylemiyoruz ama ve lakin şüphelenilmesi gereken durumlar var. Eee Elon Musk'ın uyduları Starlink'ler çok konuşuluyor. Starlink'lerin e, şu anda tüm dünyayı çevrelediğini belirtelim. Yani kuzey ve güney kutbu hariç tüm dünyanın her tarafını çevrelediler. E, bu çevrelemelerin bile orman yangınlarına sebep olduğunu, lazerle orman yangınlarının gerçekleştirildiğini söyleyenler var. E, sadece bunlara tümden... Hayır, bu böyle olamaz diye yaklaşmak yerine neden ee, olabilir? Bir araştıralım, bir bakalım denmiyor. Ee, en azından bizlerin bu ön yargılardan kurtulup bu şekilde biraz olaylara bakmamız gerekiyor gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü işte en son Çanakkale'de yaşananlar orman yangınları, dede ağaçta, e, tahıl krizi ortada, e, siloların patlaması. Onlar önce Odessa'da, ondan önce Fransa'da siloların patlaması. Bunların hiçbiri tesadüf değil tabii ki. Her olay edeceklerdir ki denilecektir ki işte şöyle bir sabotaj oldu. Şurada bir alev aldı. Bunlar tabii ki her olayda söylenilen şeylerdir. Ama bu küçük kıvılcımları yakan arkada koskocaman planlar vardır. Ee, sonra bize diyorlar ki efendim bu tahıl krizine ya da kıtlığa doğru dünyanın nasıl gittiğini nasıl bildiniz, nasıl öğrendiniz? Ee, sadece takip etmekle alakalı bir durum. Bir de Time'ın bir kapağı vardı onu da verin arkadaşlar. Time'ın kapağı 2021 yılına ait. 2021 yılında zaten Climate is Everything yani iklim her şeydir kapağıyla Time çıkmıştı. Ve de bütün kıtalarda gördüğünüz gibi kibritle ee, ormanlar yakılıyor. Bir mesaj. Şimdi bu kapağı şuna doğru ifade edenler var. Efendim bu yangınlar çıktı. Bu yangınlardan sonra time e, kapağı taşıdı. İşte her yer yanıyor diye. Ya da aslında yapılacak mevzuyu çok güzel bir şekilde anlatan bir kapak bence. Time'ın kapağı. E i̇şte e, nasıl ortalığın aleve e, verileceğini, nasıl ormanların yakılacağını ve bunların sonucunda Iklimle ilgili bizleri nelerin beklediğini bir iklim dayatması var. Elbette bir iklim değişikliği olabilir belki ama küresel ısınmanın bize çok fazla dayatıldığını görüyoruz. Çünkü iklimi biraz kullanmak isteyen tıpkı 2020'de yaşadığımız olay gibi bu kez de iklimi kullanmak isteyen bir grup var. Ee, 1970'lerde küresel soğuma bakın ısınma değil soğuma gündemdeydi. Ee, İngiltere tarafından çok dile getiriliyordu. Ne oldu o küresel soğumada? 2023 yılında birdenbire durum küresel ısınmaya döndü. Time'ın bu kapağı bence yapılanları ve yapılacakları açıkça itiraf eden çok 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 önemli bir kapaktır. Sizlerin fikirlerini merak ediyoruz. Hem bu Time'ın kapağı hakkında hem de Prigojin'in ölümü hakkında e, Rusya'da neler yaşanıyor, neler oluyor? Hepsini sizlerin de yorumlarını merak ederek dinlemek, okumak isteriz efendim. E, abone olmayı unutmayın. Abone olmanız çok önemli. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.